Evet, Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, bir sınavdayız dedi. Bir sınavın içerisindeyiz dedi. Ve gerçekten o vakarlı haliyle boynunu büktü ve oturdu. Birileri, o şimdi kime sesleniyorum biliyor musunuz? Klavye şövalyelerine sesleniyorum. Öyle klavyesinin başına geçip ahkam kesenlere sesleniyorum. Hiçbir yakını o enkazın altında kalmayan klavye şövalyelerine, Konstantinopol'ün çocuklarına sesleniyorum. Sesim geliyor mu? Duyuyor musunuz beni? İyi dinleyin o zaman. O enkazın altında canını yitiren canlarımız, kardeşlerimiz sesini çıkartmıyor. Diyor ki iyi ki devletimiz var. Beni İstanbul'dan aldı, uçakla buraya kadar getirdi. Güçlü bir devletimiz var. Başımızda İçişleri Bakanımız var, Savunma Bakanımız var, Dışişleri Bakanımız var, Cumhurbaşkanımız var diyor. Sırtını ülkesine yaslıyor. Ama siz klavye şövalyeliği yapıyorsunuz ve Konstantinopol'ün çocuğu olduğunu bugün de ispatlıyorsunuz. Hayır, vatan haini de diyemiyoruz ki. Vatan haini kime denir? Vatan haini kime denir? Kime denir biliyor musunuz? Gerçekten bu vatana mensup olana ve ihanet edene vatan haini değildir. Size onu da diyemiyoruz. Çünkü başından beri ne olduğunuz belli zaten. Görevinizi yapıyorsunuz. Biliyoruz. Evet.